Merhabalar hepinize. Pişir Annenle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İmrikli, sütlü, bisküvili tatlımız var. Pişir, 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 pişir annene pişir. Şimdi malzemeleri sayalım. Bir bardaktan, su bardağından iki bardak eksik şekerimiz var. Bir tane yumurta, bir tane vanilya, bir dolusu su bardağı imrik, bir su bardağı süt, 150 gram tereyağı var, margarin de olabilir, bir paket krem şantımız var, bir paket bisküvimiz var, 800 milim sütümüz var. Ben bunu önceden ölçüsüz yaptığım için ölçüleri şaşırıyorum, kusura bakma. Ben çünkü yaptığım bir tatlı. Size ölçü vermek için ilk defa ölçülü yapıyorum. Böyle tam şeyinde olsun diye. O yüzden bunları şimdi ayrı ayrı yapmaya hazırlıyorum. Şimdi malzemelerimi ekliyorum. Bir tane yumurta. Bir bardaktan biraz az, iki parmak eksik şekerimiz var. Onu da ekledim. Bir bardak dolusu süt. Bir bardak dolusu da imrik. Onu da ekleyelim. Şimdi mikserle güzelce karıştıralım. Yavaş yavaş önce bir şeyle karıştırayım. Sıçramasın. Yavaş yavaş bunu güzel yapalım. Sıkalım. Karıştırdık. Şeker eriyeceğine güzelce karıştırdık. Tencere tatlısı bu. Bu tencerede şimdi bir tekrar pişirmeye başlayacak. Tencere tatlısı fırın kullanmıyor bunun için. Sütümüzü ocağımıza koyduk. Burada 800 milim süt vardı. Kaynayacak. Kaynayacağını benim için bisküvilerini yerleştireceğim. Sütün için hiçbir şey eklemeden kaynamaya bıraktık. Kaynadıktan sonra önceden hazırladığım malzemelerini katacağım. Bisküvilerimizi böyle batıralım sütümüze. Tepsimize yerleştirelim. Hepsini de aynı şekilde. Çok ağır bir tatlı oluyor. Batıralım. Tepsimize yerleştirelim. Sütümüzle kaynamak üzere. Kaynadıktan sonra da önceki hepsini bir hazırladığım malzemelerini ekleyelim. Sütümüz kaynadı. Şimdi önceden mikserde çektiğimiz malzemelerini ekleyeceğim. Kaynayacağını karıştıralım. Alevimiz güzelce koyulaştı. Şimdi bu pişti. Pişeceğini karıştıralım. Şimdi altını söndürmeden biraz bunu mikserden geçireceğim. Mikserle. Ondan sonra altını söndürüp soğumaya bırakacağım. Şimdi mikserden geçireceğim. Altını söndürelim. Biraz soğuduktan sonra içine yağ ekleyeceğim. Tereyağı. Tencereden boşaltalım. Soğumaya bırakalım. Birkaç dakika biraz soğuduktan sonra yağını ekleyelim. Biraz soğudu muhallebimiz. Şimdi yağını ekliyorum. 150 gram yağım var. Tereyağı. İsteğinize bağlı. Yağ az da ekleyebilirsiniz. Kendi arzunuza göre. Yağımızı da ekledim.
Şimdi mikserde tekrar çırpacağım bunu. Ya eriyeceğine çırpalım. Çırpma işlerimiz tamam. Şimdi önceden hazırladığım tepsimize bisküvilerin üzerine dökelim bunu. Sütle imlikle yaptığımız muhallebimizi tepsiye alıyor. Boşaltalım tepsini bisküvinin üzerine. Önceden sütle ıslattıydım. Güzel oldu. Bu şekilde yayalım üzerlerine. Bunu dolaba soğumaya bırakıyorum. Üstüne krem şanti var. Hazırlayacağım. Krem şantiyle süslüyor üzerinde. Boşaltma işlemimiz tamam. Güzel üzerini düzleyelim. Krem şantisini hazırlayalım üzerine. Bunu kalın seviyorsanız, biraz daha kalın olmasını istiyorsanız tepsinizi küçültebilirsiniz. Ben pek kalın olmasını istemediğim için biraz büyük tepside yaptım. Şimdi buzdolabını soğumaya bırakalım. Üzerine hazırlayalım. Bir bardak sütüm var. Su bardağı süt ekledim krem şanti için. Bir pakette krem şanti. Ekleyelim. Güzel de bunu çırpalım kovulaşırken. Bunu böyle karıştıralım sıçramasın. Çünkü yavaş yavaş. Krem şantimiz hazır. Buzdolabına koyalım. Biraz dinlendikten sonra öbürü de dinleniyor dolapta. Üzerine boşaltalım güzelce. Krem şantimiz hazır. Dolapta dinlendirdik. Üzerine boşaltalım. Değişik şeylerine şekil de verebilirsiniz. Normal bu şekilde boşaltabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz süsleyebilirsiniz de. Üzerine cevizimiz var. Ceviz ekeceğim. Krem şantimizi güzelce hazırladım üzerine. Şimdi cevizimizi ekleyelim. Üzerine değişik istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dolabımıza gönderelim buzdolabına. Biraz daha dinlenir. Yemeğe hazır. Afiyet olsun. Dolapta biraz dinlendi. Keselim. Servis tabağımızı alalım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Olanlara da çok teşekkür ederim.